Merhaba, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bu arada en baştan söyleyeyim, belki sonlara kadar izlemiyorsunuzdur bilmiyorum. Yeni gelenler, aramıza yeni katılanlar, geldiğiniz için çok mutluyum. İyi ki geldiniz, iyi ki aramıza katıldınız, iyi ki ailemiz büyüyor. Şimdi biliyorsunuz, daha doğrusu beni Instagram'da takip edenleriniz biliyor. Biz sizinle bir oylama yaptık. Başlıktan da zaten videonun başlığından görüyorsunuz. Takipçilerim makyajımı yönetiyor, takipçilerim makyajımı seçiyor gibi adı altında bir makyaj yapıyoruz. Yapacağım daha doğrusu bugün. Instagram'daki takipçilerim biliyor. Sizinle bir oylama yaptık. İşte size farklı iki ürün sundum ve seçmenizi, oylamanızı istedim. Çoğunluk oyu alan kazandı. Ve şu an önümde o ürünler var. Sizin seçtiğiniz ürünlerle size makyaj yapacağım. Aslında çok eğlenceli. Ben çok eğlendim. Böyle en çok hangisi seçiliyor? Aa, ben bunu bekliyordum ama onlar bunu seçti falan diye düşündüğüm ürünler de oldu. Ama şöyle genel olarak baktığımda galiba aynı tonlarda her zaman, yani yaptığım, günlük olarak yaptığım makyaj tonlarında bir makyaj olacak. Ben böyle, aslında bu benim hatam. Daha böyle uçarı kaçarı, wow değişik, oha bunu mu seçtiniz, ne yapacağım ya falan diye düşündüğüm bir video olur diye düşünüyordum ama çok gayet alıştım, yani alışılmışın dışında bir video olmayacak. Alıştığım tonlarda makyaj yapacağım. Bu da yine benden kaynaklanıyor. Hep kullanabileceğim ürünleri koymuşum. Olmadı bu videonun, bu tarz, bu içeriğin ikincisini çekeriz. O zaman böyle çok uçarı ürünler koyarım. Çok da alışık olmadığım, kullanmadığım ürünler koyarım. Siz de onların arasından seçersiniz. Ve böylece belki ortaya daha değişik bir şey çıkar. Ama bu videoda çok değişik bir şey çıkmayacağını söyleyebilirim. Yine de makyajımı sizin yönetiyor olmanız, sizin seçmiş olmanız beni çok ayrı mutlu ediyor. O zaman lafı daha fazla uzatmadan makyaja başlayalım. Tabii ben şimdi size makyaj malzemelerimi seçtirdim ama böyle nemlendirici falan da seçtirmem lazımdı. İşte makyaj sonrası sıkacağım bazı ya da makyaj sonrası sıkacağım sabitlemeyi, makyaj sabitleyicisini ya da işte fondötenimin altına kullanacağım nemlendiriciyi ya da fondöten bazını falan da seçtirmem lazımdı ama ben onları unuttuğum için şu an kendim biraz ezbere bunları kullanacağım. Yüzümü nemlendirmekle başlıyorum. Biliyorsunuz makyaj yaparken ilk aşamamız, hiçbir şekilde atlamıyoruz. Yüz nemlendiricimiz ve dudak nemlendiricimiz. Ama ben şey yapmayı planlıyorum şu anda. Burayı biraz hızlandırayım. Siz sıkılmayın. Ben hemen yüzümü nemlendirip sonrasında anlata anlata makyaja başlayalım. Evet, size iki tane farklı seçenekte fondöten sunmuştum. Diğeri Fit Me'nin bir fondöteniydi. Elimdeki de L'Oreal Paris True Make fondöten. Hep kullandığım, günlükte de elime sık sık giden bir fondöten. Siz de bunu seçtiniz, o zaman yüzüme bunu uyguluyorum. Sonrasında kontür yapmak için size iki tane yine ürün sunmuştum. Biri buydu, diğeri ise krem formda stick bir bronzerdı. Siz bunu seçtiniz. O yüzden hemen yüzüme bunu uyguluyorum. Bronzerımı da bu şekilde uyguladıktan sonra size yine allık sormuştum. Diğeri tek tonda bir allıktı. Sizin seçtiğiniz iki rengi olan allıktı. Bu pastelin ikili allığını seçtiniz. Ben de bunu yüzüme uyguluyorum. Daha sonra peşine size stick allık mı yoksa bu şekilde bir palet allık mı diye seçenek sundum ve siz bu palet allığı seçtiniz. Hemen yüzüme bunu da uyguluyorum.
aydınlatıcımı da uyguladıktan sonra sıra geldi göz makyajına. Size böyle değişik, her zaman kullanmadığım tonlarda bir far paleti sunmuştum. Bir de her zaman kullandığım, elimin böyle sıklıkla gittiği, zaten alıştığımız tonlarda olan bir palet sunmuştum. Ve siz alıştığımız tonlarda olan paleti seçmeyi tercih ettiniz. Aslında ben size bunu küçüğünü sunmuştum ama aynı renkler vardı. Daha böyle küçük standlar şeklindeydi. Ben hemen onun büyüğünden kullanacağım ama renkler aynı. Bu konuda bir kuşkunuz olmasın. Zaten fotoğraflarını mutlaka seçtiğiniz, yaptığınız oylamanın sonuçlarını sağda solda bir yerlerde sizinle paylaşıyor olacağım. Uyguladıktan sonra sıra geliyor eyeliner'a. En korktuğum yerlerden biri. Çünkü genelde böyle tek başımıza kaldığımızda ya da çok da önemli olmayan bir yere giderken tam istediğimiz gibi çekebiliriz. Ama böyle video karşısında ya da ne bileyim çok önemli bir yere gidecekken böyle rast gitmez. Biri buraya bakar, biri oraya bakar. Umarım öyle şeyler yaşamayız. Yaşarsak da birlikte yaşayacağız arkadaşlar. Şimdiden söylüyorum, siz de benim yanındasınız. Bu kalemi seçtiniz, kalem eyeliner'ı. İyi ki bunu seçtiniz bu arada çünkü öbürünü... Ya öbürünü de sürüyorum ama öbürünü sürmek bir tık daha zor. Kalem daha kolay bir formda. O zaman eyeliner'ımı çekmeye başlayabilirim. İlk gözümü çektim. Şimdi sıra geldi diğerinde. Zaten olay burada değil. Kızlar beni anlıyorsunuz. Bu her şekilde yapılıyor ama önemli olan diğerini yapmak. O zaman başlıyorum. Evet, eyeliner'ımı diğer tarafa da hemen çektikten sonra size rimel sunmuştum. Diğer maskara Pharmacy'nin Zen maskarasıydı. Siz Maybelline'in La Sensational maskarasını seçtiniz. Dolayısıyla ben hemen gözüme onu uygulayacağım. Aslında diğerini de çok seviyorlar. Onu da çok tutanlar var ama dediğim gibi makyajımı siz yönettiğiniz için ben de sizin seçtiğinizi uygulayacağım. Rimelimi de böylece tamamlamış oldum. Sıra geldi rujuma. Ruj için size biraz böyle absürt seçenekler sunmuştum. Aslında videoda yani size seçenek olarak sunduğumda rengini tam olarak belli edememişti diğer renk. Böyle o bayağı patlayan nar çiçeği tonlarında bir renkti. Diğeri de çok fazla nude olan, çok fazla nude'luğunun yanında mat olan bir ruj. Siz onu seçtiniz, ben de o yüzden onu uygulayacağım. Sizin seçtiğiniz ruju da kendime uyguladıktan sonra makyajımı tamamlamış oluyorum. Bakıyorum bir şey unuttuğum var mı? Var. Gözümü aşağıya indirmemle görmem bir oldu. Kapatıcıyı unutmuşum. Kapatıcı sürmeyi unutmuşum. Benim göz altlarımda çok büyük sorun olmadığı için ben böyle yani çok fazla günlük makyajlarda elim gitmiyor kapatıcıya.
Bu nedenle unutuyorum. Ve sizin sesiniz kapatıcı buydu ama ben bunu uygulamayı da unuttum. Beni affedin bu yüzden. Şu an çünkü bayağı bir geç kaldım onu uygulamakla. Ama diğer seçtiğiniz her şeyi uyguladım. Yani bu makyaj sizin seçtiğiniz makyaj. Şöyle bir bakıyorum. Gerçekten çok zevklisiniz. Ya ilk önce şunu söyleyeceğim bu arada. Ben bu videoyla şunun farkına vardım. Bizim zevklerimiz bayağı bir örtüşüyor. Fark ettiyseniz benim günlük olarak kullandığım şeyleri siz gittiniz o diğer ürünlerin arasından benim günlük olarak kullandığım ürünleri seçtiniz. Yani bu da demek oluyor ki karşılıklı olarak zevklerimiz örtüşüyor. Karşılıklı olarak birbirimizin zevklerini beğeniyoruz anlamına geliyor. Ben de açıkçası sonuçtan mutluyum. Çok uçarı kaçarı bir makyaj olmadı. Ay nasıl döndüreceğim şimdi ben nasıl bunu buna uyduracağım diyebileceğim ürünler de olmadı. Dediğim gibi belki ileride böyle değişik ürünler sunarak daha bambaşka konseptli bir makyaj yaparız. Ama şu anlık ilk etapta seçtiğiniz ürünlerden çok memnunum. Yapmış olduğum makyaj çok hoşuma gitti. Ben gayet her yere giderim yani bu makyajla. Gerçekten. Gerçekten zevkliymişsiniz. Teşekkür ederim Instagram'da beni oyladığınız için, bana yardımcı olduğunuz için, bu videoda makyajımı seçtiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olun ki hemen her şeyden haberdar olun. Ama daha çok daha önce ilk ben haberdar olayım diyorsanız o zaman sizi Instagram adresime bekliyorum. Şuraya bir yere yazıyor olacağım. Instagram'ımı neden bulamıyorsunuz? Instagram'ı aslında videolarımın içinde de yazıyorum. Açıklama kısmına linkini ekliyorum. Zaten kanalıma girdiğinizde orada da bir link görebileceksiniz. Hatta kanalımın arka duvarında gördüğünüz yani duvar resminde kenarda Instagram yazıyor. Oraya tıkladığınızda da direkt sizi benim Instagram'ıma atacak. Bulmakta neden zorlanıyorsunuz bilmiyorum ama yani aslında çok basit. Her yerden her yere link bırakıyorum. Yine bir kez daha sizin için buraya bırakıyor olacağım. Oraya da gelirseniz bu tarz etkinliklere katılmış olursunuz. Birlikte eğleniriz. Makyajımı seçersiniz falan belli mi olur? İleride daha büyük etkinlikler yapmayı düşünüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bu video bu kadar olsun. Gerçekten bu işi daha çok sevmeye başladım. Çünkü beni çok olumlu etkiliyorsunuz ve mutlu oluyorum. Evet, bu işi yapmaktan mutlu oluyorum. Bu nedenle siz de burada olmaktan mutluysanız tekrar söylüyorum. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın.